Markanın bir diğer parfümü ise Mansera Wild Python. Wild değil, Wild Python. Konuşamadım. Tamam. Yalan söyledim. Bir daha başla bakalım. Kapattık, bir daha baştan başlayalım. Şimdi tobacco mu, tobacco mu? Altı. Markanın bir diğer parfümü ise Mansara Red Tobacco. Red Tobacco. Tobacco mu değil, tobacco mu diyeyim ya? Bir daha başla. Herkese merhaba. Bu hafta bir marka 5 parfüm videomuzun konuğu Mansara markası. Hazırsanız başlıyoruz. Başlıyoruz. Mansara parfümlerine geçmeden önce dilerseniz marka tarihine kısaca bir göz atalım. Seni dinliyoruz Altı. Marka tarihi deyince yine hani böyle çok çok uzaklara gidecekmişiz gibi geliyor ama aslında o şekilde bir şey değil tabii ki. Şunun şurasında 2008 yılında kurulan bir şirket. Aslında yine bir çatı şirketin bir ürünü. Şimdi Montale ve Mansara. İkisine beraber baktığımız zaman ne görüyoruz? Aslında ikisinin aynı tarzını görebiliyoruz. Montale biraz daha arabik parfümlerin uzmanı diyebiliriz. Mansara markası da biraz daha batılı tarzda, işte Avrupa ve Amerika kıtasına göz kırpan tarzda bir yapıları var. Parfümler olarak. Şimdi buna bir gözle baktığımız zaman evet diyoruz. Ama bir de şöyle bir şey var. Şimdi her ikisinde parfümleri aynı. Yani Pierre Montale diye bir adam. Evet. Hani nereden çıktığını biz kimse bilmiyor. Daha önceden hiçbir yapıtı yok. Hiçbir yere parfüm yapmamış. Sadece Montale ve Mansara markasına yapıyor. Hani göya. Tabii ben bunun bir hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Herkes gibi. Çünkü yani bir parfümörün bu kadar altın yumurtlayan tavuk olması pek mümkünatı yok. Hani sürekli olarak, çünkü ne yapıyor? Sürekli olarak bir parfüm çıkartıyor. Sürekli olarak bir parfüm çıkartıyor. Yani dediğim gibi aslında bence Montale de Mansara da her ikisi de baktığımız zaman parfümörlerini bence dışarı yaptıran firmalar. Ama nedir? Parfümörlerini gizli tutmak için bu şekilde Pierre Montale diye bir adama yaptırılmış gibi gösteriyor. Sanki hepsi tek bir yerden çıkmış. Hepsi aynı tarzda. Baktığın zaman çünkü tarzları da tamamen farklı. Çünkü bir insan yani bir nota üzerinde yoğunlaşır. Mesela Dominique Rupian'a baktığın zaman Dominique Rupian nedir? Benim gözümde mesela çiçeklerin efendisidir. Evet. İşte Alberto Morales'e baktığın zaman işte sucukların efendisidir. İşte atıyorum mesela Quentin Bich daha çok hani bu metalik hissiyatlı veya işte ekşi parfümlerin mesela üstadı diyebiliriz. Her parfümün aslında bir dokunuşu aynen, var bir ve dokunuşu sen var. Onu hissediyorsun aslında kokladığında. Şimdi Montale ile Mansara'ya baktığın zaman mesela ne görebiliyorsun? Evet, karma. Karma. Hiçbir şey yani belli değil. Hani işte ot parfümleri mi, gül parfümleri mi? Yani şimdi Mansara markasına mesela başladığımız zaman hepsi birbirinden farklı olan parfümleri görüyoruz. Ama Mansara'nın yaptığı aslında en güzel işlerden bir tanesi şu. Mesela Terenzi markasında ben bunu çok görüyorum. Belli mesela popülaritesi olan parfümleri alıyor. Kendine göre yorumlayıp tekrar piyasaya sürüyor. Aslında bir klon gibi ama klon değil. Çünkü çok farklılaştırıyor. Evet, aynı dokunuşlar, aynı hissiyatı belki alabiliyorsun ama dediğin gibi o farklılaştırma parfümü farklı bir noktaya taşımış oluyor. Hani onu o klon sınıfına da sokamıyorsun. İşte Sedat Boyusuna baktığın zaman aslında neyden mesela alıntı? İlham kaynağı neresi? Aventus. Aynen. İşte Instant Crush diyoruz mesela. Instant Crush'ın mesela ilham kaynağı neresi? Baccara Rouge. İşte Red Tobacco'ya bakıyoruz. Red Tobacco'nun ilham kaynağının neresi? Parfümde Mali Carlisle. İşte Roses Vanilla mesela. Roses Vanilla dediğimiz zaman işte ilham kaynağı yine Montale markasının mesela Intense Cafe'si. Evet. Anladın mı? Hani bu şekilde dediğim gibi sınıflandırdığımız zaman White Piton var mesela. White Piton mesela kesinlikle ama kesinlikle Killian Gilcoyle Gambit. Değil mi? Çok benziyor. Yani dediğim gibi şimdi markaya geçtiğimiz zaman zaten tanışacağımız parfümleri de zaten size söyledim ama nedir? Birçok arkadaş şimdi parfümleri gördüğü zaman diyecek ki ya şu niye yok, bu niye yok, o niye olmadı, bu niye olmadı, bunun listede olması gerekiyordu falan filan diye mesela bir sürü gelecek. Tabii biz yorumlarda zaten bunları tek tek paylaşıyoruz. Evet, sizlere de katılıyoruz. Ama markanın yani şu andaki videonun konsepti bir marka 5 parfüm olduğu için biz bir markanın en popüler, en trend olmuş 5 tane parfümünü ele alıyoruz. Bunun dışında tabii çok fazla parfüm var. Hatta benim favorilerim hiçbir tanesi mesela şu anda burada yok. Senin de favorilerinin sadece bir tane White Piton'u var. Bir tane. Ama dediğim gibi baktığımız zaman popülerliğinin yanında ezilen diğer parfümlerin mesela çok daha kaliteli parfümler olduğunu zaten biliyoruz. Zaten sizler de biliyorsunuz. Sizler de seviyorsunuz. Ama dediğim gibi şu andaki çektiğimiz konsept bir marka 5 parfüm olduğu için biz popüler ve trend olmuş. Merak edilen, daha çok araştırılan parfümlerin ön plana atıyoruz. Onları diğer video konularımızda değerlendireceğiz diye. Değerlendirelim ama dediğim gibi lütfen sizler de mutlaka yorumlarda kendi şahsi fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ben de yazacağım buna. Duygu da yazacaktır. Ama dediğim gibi şu anda popüler parfümlerini biz
başlayalım. Markanın parfümlerine geçiyoruz o zaman. Mansere markasının ilk parfümü Cedrat Bois. Herhalde markanın en çok satan iki parfümünden bir tanesi. Evet. Marka ismiyle özdeşleşmiş birçok beyefendinin ismini çok net bildiği parfümlerden bir tanesi. Bir de markanın dört meyvesinin ilk parfümü bence. Tamam, daha çok bahar ve yaz aylarına bir tık daha yakışsa da yani sonbahar ve kış mevsiminde çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Dediğim gibi dört meyvesinin ilk kategorisinde değerlendiriyorum. Cedrat Bois. Şimdi zaten adı üstünde. Hani odunsu bir parfüm ama odunsuyu meyvelerle çok güzel desteklemiş. Tarz olarak baktığımız zaman yine Aventus tarzını görebiliyoruz ama Aventus da işte hani dediğim gibi sadece tarz olarak aynı kefeye koyabiliyoruz. Ama kokular gerçekten çok büyük farklılıklar var. Yani mesela Cedrat Bois'un bence en büyük özelliği meyvelerin daha baskın olduğu bir parfüm bence. Ben meyve notalarını daha fazla alıyorum. Hatta kimi zaman o meyveler beni bayıyor. ama performansını da yine veren, dediğim gibi o odunsu ve meyve notalarının bence çok güzel bir harmanı. Bu kalıcılığını ve farklılığını oldukça güzel etkilemiş. Geri dönüşleri çok güzel. Genel beğeni çok son derece uygun. Kesinlikle. Ya hem spor giyime, hem klasik giyime, casual giyime, yani hepsine çok güzel uyum sağlayan. Her ortama, her mevsime gerçekten bence her kişiliğe uyabilecek parfümlerden bir tanesi. Joker bir parfüm. Yani bunu dediğin gibi çok çok uzun anlatabiliriz ama zaten bunu büyük ihtimalle artık denemeyen kalmamıştır. Eğer denemeyen varsa zaten mutlaka hani Mansere markasında giriş yapacakları en güvenli liman diyebilirim ben Mansere Cedrat Bois için. Aynen. Gerçekten koku güzelliği olarak bence Mansere markası zaten birçok parfümüyle evet. ön plana çıkıyor. Benim görüşüm de bu. Yani markanın belli başlı parfümleri evet ön planda, daha gözde. Fakat genel olarak markayı değerlendirecek olursam ben de markanın birçok parfümü gerçekten genel beğenin çok uygun parfümlerden oluştuğunu söyleyebilirim. Kokuları çok genel beğeni uygun. Hatta birçoğu bence dört mevsime yakışabilecek tarzı aslında. Peki Mansere ve Montale'yi gerçekten hani bu kadar fazla ön plana atan ve insanların bu kadar fazla, bizim özellikle Türk toplumunun bu kadar fazla sevmesinin asıl nedeni ne sence? Bence performans. Kesinlikle. Yani kalıcılıkları ve farklılıkları gerçekten çok üst düzey parfümler. Bizim Türk insanı da zaten şey istiyor. Hani ben böyle koksun. Parfümümü sıkayım koksun. Bütün gün koksun. Hani parfümüm sorulsun. Aynen, parfümüm sorulsun. Onu değilsin. Kendisinin beğenmesi birçok kişinin umurunda değil. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü bizim toplum parfüm kullanıcısı. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hani işte hani senin benim gibi hobisi parfüm olan veya işte siz izleyicilerimiz gibi hobisi parfüm olan insanlar gerçekten değiliz çoğu kişi. Evet. Ama nedir hani bizi ayrı bir kefeye koyduğun zaman geri kalan %99'luk 98'lik kısmı parfümü kıyıyor. Çünkü neden? Parfümü dikkat çeksin, sorulsun. Parfüm işte, kullanıcısı. Aynen, parfüm kullanıcısı. Hani güzel güzel kokusun. Bu yüzden şey yapıyor. Zaten insanların mesela aklına şey geldiği zaman da işte orijinal parfüm dedikleri zaman insanların aklına gelen şey ne? Çok kokuyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok aslında. Yani ben bu zamana kadar işte hani bu muadil veya işte şeylerin ben orijinalinden daha az kalan bir parfüm görmedim. Daha çok kokuyor onlar. Aynen, daha fazla kokuyor çünkü içinde ne kullanıldığı belli değil. Kimyasalları basıyorlar, basıyorlar, basıyorlar. Ondan sonra çok kokan, çok fark edilen parfümler ortaya çıkıyor. Ama insanlarda zaten şu şey var. Şimdi hafiften biraz teknik bilgilere gireceğim. İnsanlarda şu şekilde bir olgu var. İşte ben şu parfüme işte şu kadar para verdim. Anladın mı? Hani şey için konuşuyor mesela. Karşılaştırma yapıyor. İşte açık parfüme ben diyor işte 100 lira para verdim. İşte bunun diyor orijinali şu kadar diyor. Ha, diyor ki o zaman diyor ben bunu 100 lira verdiysem bunun orijinali bu kadarsa oradan bir işler dışlar çarpımı tanjantını kotanjantını alıyor. Pisagor'unu çıkartıyor. Evet diyor bunun diyor kalıcılığı fark ediliyor. O zaman diyor 12 kat daha fazla olması lazım diyor. Onu o şekilde diyor kullanıyor. Bakıyor ki diyor bu sefer diyor ben diyor İşte atıyorum bunun şu markası, şu muadilini kullandım. Şimdi marka ismini vermek istemiyorum. Şu muadili kullandım daha fazla kalıcıydı. İşte bu nasıl kalıcı, bu nasıl parfüm, işte muadili kadar da kokmuyor bilmem de. Çünkü ilk defa orijinal parfüm kullanıyorum. Orijinal parfüm gerçekten çok kokan. Çok fark edilen parfüm olduğunu zannediyor insanlar. Yani bunun bu şekilde olmadığını biz buradan belirtelim. Ama Mansere parfümlerini ben bu skalanın dışında tutuyorum. Mansere gerçekten hani kalıcılığı fark edildiği iyi olan parfümler. Parfüm markalarından bir tanesi. Evet. Böyle bir marka ne var? Bir de Zerjop var mesela. Terenzi de gerçekten hani bu konuda iyi. Bizim Nişane çok iyi. Evet. Ama dediğim gibi performans oynayan markalar bizim Türk toplumunda her zaman için çok sevilmiştir. Çünkü dediğim gibi insanlar amacı ben parfümümü sıkayım, koksun, o etrafta beğenilsin. Onun kendisi uyup uyumadığıyla hiçbir alakası yok. Yani yazın ortasında kışlık parfüm sıkan, yani sırf fark edilsin diye
Kışlık parfüm sıkan birçok insan biliyorum. Ama dediğim gibi bir şeyleri zamanında kullanmak gerekiyor. Nasıl ki kışın işte yazlık bir kıyafet giymiyorsak, yazın işte boğazlı kazakla dolaşmıyorsak parfüm de bence aynen bu şekilde kullanılmalı. Mevsimine, yerine göre kullanılmasını ben tavsiye ediyorum. Parfüm hakkında fazla konuşmadık ama geri planda bayağı bilgi verdik bu sırada. Aslında parfüm içinde çok da bir şey söylemeye gerek yok. 4 mevsim uygun tam bir joker parfüm. Bence yaş aralığı olarak da hem genç kesime hem orta yaş kesime çok rahat kullanabileceği tarzda tam bir joker parfüm olduğunu düşünüyorum. Markanın en popüler parfümlerinden bir tanesi olması kesinlikle tesadüf değil. Eğer hala siz de Sedat Boğa parfümü denemediyseniz mutlaka deneme listenizi ekleyin diyorum. Markanın bir diğer parfümü ise Masera Red Tobacco. Herhalde Masera ismini duyan erkeklerin birçoğunun ismini Red Tobacco ile tamamladığı bir parfüm Red Tobacco. Evet. Ya markanın markayla özdeşleşmiş lokomotiflerinden bir tanesi aynı Sedat Boğa gibi. Evet. Şimdi bununla ilgili ne söyleyebiliriz? Buyurun. Mesela bunun satış ivmesi ne zaman artıyor daha çok? Sonbahar ve kış. Evet. Çünkü neden? Çünkü tütün parfümü. Evet. Yani daha sıcak baharatlarla daha koyu bir yapıya sahip. Hı-hı. Bu yüzden yazın kullanılması açıkçası çok uygun değil. Kesinlikle. Ve mesela o amberin sıcaklığını, odun suların vermiş olduğu o ağır hissiyatı çok güzel alabiliyorsun. Dediğim gibi bunu kullanmak için de en güzel mevsim sonbahar ve kış mevsimi. Performansı çok çok iyi. Yani, muazzam. Evet. Hani bir de internete çıktı biliyoruz. O da muazzam. O zaten mükler. Onu bir videomuzun konusu yaptık. Evet. O zamanı gelince göreceğiz. Ama dediğin gibi Red Tobacco gerçekten hani performansıyla beraber insanların aklında yer edinmiş parfümlerden bir tanesi. Bu da insanları mesela ikiye bölüyor. İyi mi? Kötü mü? Ne diyorsun? Ne açıdan iyi mi kötü mü? Şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. İki tane açısı var aslında. Bir tanesi performans bakımından. Bir tanesi hani gerçekten orijinal bir parfüm mü? Ya yani orijinal bir koku mu? Bu parfüm daha çok mesela Red Tobacco Kylie's'e benziyor. Yani parfümde mali Kylie's'i oldukça andırıyor. İkisi birbiriyle gerçekten çok bağlantılı parfümler. Kylie's'in mesela performansı bir tık daha düşüktür ama Red Tobacco'nun performansı daha iyi. Videonun başında ben ne demiştim? Masera markası Belli başlı parfümleri alıp kendine göre yorumluyor. Üstüne de performansa ekliyor. Bu şekilde ne yapıyor? Mesela Kylie's Red Tobacco'nun daha gölgesinde kalmış olan bir parfüm oluyor. Öyle oldu. Baktığı zaman bu şekilde. Şimdi Kylie's mesela doğru gün kimse bilmez. Ama Red Tobacco dediğin zaman insanların yani parfüm camiası içerisinde olup hani bununla ilgilenenlerin hepsi Red Tobacco'sunu A'dan Z'ye not alamıyor sayarlar. Yani o şekilde söyleyeyim ben sana. Dediğim gibi. Yani bu açıdan açıkçası bence Red Tobacco her yönüyle iki yönlere önde bence yani. Evet. Ya bir de dediğin gibi şimdi Masera markasını söylediğimiz zaman aklımıza en başta gelen şey performans. Evet. Yani anlamayın kokusu bilmem neyi falan filan ikinci planda oluyor ama bunda birinci planda bence koku ön plana çıkıyor. Koku güzelliği. Koku güzelliği gerçekten çok güzel. Ben çok seviyorum. Yani ara ara da kullanıyorum. Kullanmaktan keyif aldığım parfümlerden ama dediğim gibi buna böyle buz gibi bir hava lazım ya. Yani. Evet, soğuk havalara çok, çok yakışıyor. Çok yakışıyor. Yani gerçekten hani böyle bir boğazlı kazaktır, işte yünlü bir kazaktır. Yani bu tarz bir giyimle gerçekten çok güzel uyum sağlıyor. Evet. Bir şömine ateşi başındaymışsın gibi. Mesela seni hissettiriyor. Bir hissi var gerçekten aynen. Öyle. İşte yine dönüp dolaşıp geliyoruz. İzmir'de yaşıyorsanız bazı parfümlerden artık zevk alamıyorsunuz çünkü çok az kullanıyorsunuz. Evet. Maalesef hasret kalıyoruz bazı parfümleri. Yani bu sene de öyle doğru düzgün kış görmedik neredeyse. Evet. Kıştan direkt bahara atlıyoruz. Bahardan direkt bahar atladık bu sene. Kış görmeden bahardan bahar atladık. Hiç görmedik. Kışı yani kış gelecek diye böyle böyle yağmur yağdı falan modunda takılıyoruz. Yaşasın bugün yağmurlu en işte soğuk havalara giden parfümümüz neyse onu çıkaralım. Hava sıcaklığı 20 derece. Böyle bir kış yaşıyoruz. Gerçekten öyle. Evet. Evet. Red Tobacco ile ilgili söylemek istediğim başka bir şey var mıydı? Red Tobacco ile söylemek istediğim şey şu. Hani niş parfüm. Ya gerçi hani ben Masera'yı yine hani niş marka olarak da sınıflandırmıyorum. Yani dizaynerler. Senin çizgide değil mi? Dizaynerler niş arasında bir çizgi çekmişler. Evet. Hani tam o çizginin ortasında duruyor. Ama sanki yani niş artık ya. Hani böyle nişe daha yakın, daha göz kırpan. Tamam hadi niş olsun. Seni hatırını mı kıracağım ben? Yani. Ayıp ettin. Bence tüm parfümlerini değerlendirecek olsak. Tamam. Evet sen arada bırakıyorsun ama hani ben hem koku güzelliği hem performans hem de dediğim gibi genel bir değerlendirme yapacak olursam designer'dan daha fazlası. Evet bence. Tamam peki o zaman designer'dan daha fazlası diyoruz. Ama nişten daha ikisi. Eğer siz de soğuk havalar henüz bitmeden Red Tobacco ile tanışmadıysanız mutlaka tanışın diyorum. Tam bir performans bombası. Ortamda ismini sordurtacak kadar güzelliğe sahip. İddialı kokmak isteyenlere diyelim, ekleyelim. Denemediyseniz mutlaka deneyin diyorum.
Markanın bir diğer parfümü ise Masera White Pitten. Markada en sevdiğim parfüm. Benimle özdeşleşen artık. Duygu neydi senin ya o parfümün dediği parfümlerden bir tanesi benim için. Sabaha kadar anlatabilir. Bak sabaha kadar anlatabilir. Arkadaşlar yani videomuzun burada bir sonuna geldik. Hadi buyurun. Aşk olsun. Anlatıyorum. Şimdi temel notasını seviyorsanız gerçekten bu parfüme bayılırsınız. Çok harika bir beyaz çiçek parfümü olduğunu söyleyebilirim. Sümbül Tever'le beraber Osman Tuğsu Yasemin ve yine portakal çiçeğinin ön planda olduğu, aradan böyle şeftali dokunuşların vurduğu, yani ben bir parfüm yapsam herhalde White Pitten'a çok benzer diyorum her zaman. Çok sevdiğim ve kullanmaktan keyif aldığım, her kullandığımda beni mod olarak yükselten, enerji olarak daha bir enerji veren, ortamda onunla beraber dikkat çekmemi sağlayan parfümlerden bir tanesi. Ne zaman sıksam ismini sordurtan bir parfüm benim için White Pitten. Yani dolabı açtığımda, Masera rafına denk geldiysem, oldu açtığım dolap, nerede benim White Pitten'ım deyip hemen onu alıyorum. Çok seviyorum ya, kullanmaktan gerçekten çok keyif aldığım parfümlerden bir tanesi. Benim için 4 mevsimlik bir parfüm olduğunu söyleyebilirim. Yani bence mekan da ayırt etmiyor, bence yaş da ayırt etmiyor. Tam olarak öyle bir güzellik olduğunu düşünüyorum. Performansı da yine aynı şekilde diğer parfümler gibi muazzam olarak gördüğüm parfümlerden bir tanesi. Özellikle kıyafetti. Diyelim ki bir cekete sıktınız. Onu işte o gün giydiniz, kullandınız. Bir daha giymek istediğinizde bile ben hala buram buram kokusunu hissedebiliyorum üzerinde. Ve bu da beni açıkçası ona bağlayan nüanslardan bir tanesi. Devam et, devam et. Güzel gidiyorsun. Ya ben bekliyorum. 2-3 dakikadan beri konuşuyorsun. Ama sevdiğin parfüm olduğu belli yani. Bak şimdi teminden beri 2,5 dakika olmuş konuşuyorsun. Ben gükümü çıkartmadım burada. Saate falan bakıyorum. Bütün videoyu baştan tek başına doldurdum. Nomine ettin yani şu anda. Özür diliyorum. Ama sevdiğin parfüm olduğunu biliyorum. O yüzden sana bol bol konuş diye şey yani, bıraktım. Çünkü en çok kullandığı parfümlerden bir tanesi. Ya, en çok kullandığı parfüm herhalde ya senin. Başka... Yaklaşık olarak evet. Ben yani, çünkü ne zaman... Bak başına gidelim. Hadi bakalım. Hayır şunu söylemeye çalışıyorum. Zaten en çok kullandığım parfümler neler? Yani en sevdiğim parfümler neler? İşte Carnal Flower'ı çok seviyorum. White Pitten'ı çok seviyorum. Imperial Emerald'ı çok seviyorum. Kilian'ı Good Girl Gambit'i çok seviyorum. Bu parfümü Fragrantica'da bir araştırın. Sonra aşağıya doğru inin. Bu parfümü kullanan neleri sever diye bir bölüm var. Benim parfümler. Ben çıkayım gireyim şöyle. Sen konuş devam et. Özür diliyorum. Evet. Senin görüşlerini alalım. Ben çok kısa hemen bir şey söyleyeceğim. Benim için kremsi, temiz ve zarif bir Sümbül Töber parfümü. Bu kadar. Lütfen konuş. Evet. Biraz domine etmiş olabilirim videoyu. Ama bence bunu hak ediyor. Gerçekten gerçek bir kullanıcısından tanıtılmayı hak ediyor bu parfüm. Siz de bu tarz parfümleri seviyorsanız, beyaz çiçek parfümlerini kullanmaktan keyif alıyorsanız, mod olarak sizi yükseltiyorsa böyle parfümler, White Pitten'a tanışmadıysanız eğer mutlaka tanışmanız gerekiyor. Bununla bir kere tanışan ondan vazgeçemiyor. Gördüğünüz üzere. Markanın bir diğer parfümü ise Masera Instant Crush. Herhalde hem kadınlar hem de erkekler tarafından aslında performans gözdesi olarak tercih edilen parfümlerden bir tanesi Instant Crush. Ben öyle nitelendiriyorum. Özellikle Baccarat Rouge'a benzerliğiyle bu parfümde öne çıkmakta. Fakat şimdi, Baccarat Rouge'a göre bence bir tık daha tatlımsı tarafı daha fazla. Yani tatlı geliyor bu evet, parfüm. Evet. Yani şimdi mesela Baccarat Rouge'da aslında çok ortak yönleri var. İşte ikisinde de işte amber wood dediğimiz safran baskınıyla evet, beraber hani o Baccarat Rouge etkisini, efektini alabiliyoruz çok rahat bir şekilde. Fakat bunu bir Baccarat Rouge illüzyonu olmaktan kurtaran şey aslında o dipteki tatlı diye bahsettiğim vanilya notaları. Evet. Şimdi son zamanlarda kadınların gözdesi olan parfümlerden bir tanesi. Bir de Baccarat Rouge'a göre mesela bir artısı daha var parfümün. O da bir anons bir durumu yaratmıyor. Mesela Baccarat Rouge yoğun ambroksan notasını kullanımından dolayı mesela bir anons bir durumu yaşatabiliyor birçok kişiye. Kokusunu hani parfüm bir kokuyor bir kokmuyor falan filan meselesi. Ama ben Instant Crush'ta mesela o şekilde bir olaya rastlamadım. Hani anons bir durumu sokma gibi durumun söz konusu değil diye gözlemledim. Evet. O yüzden mesela hani Baccarat Rouge'u sıkıyorsunuz ama o istediğiniz performansı
performansı kendi üstünüzde alamıyorsanız, daha doğrusu kokuya karşı bir duyarlılık geliştiriyorsanız Instant Crush tercihlerinizden bir tanesi mutlaka olmalıdır diye düşünüyorum ben. Çünkü dediğim gibi verdiği hissiyat yine aynı şekilde. Çünkü o Baccarat Rouge'daki mesela o zengin lüks hissiyatın aynısını mesela ben Instant Crush'da evet. fazlasıyla alıyorum. Yine dediğim gibi performansı bence ilham aldığı parfümden daha iyi. Yine dediğim gibi markanın tarihçesini incelerken en başta da aldığımız şekilde hani marka evet bir şeyleri kopyalıyor, bir şeylerden ilham alıyor. Kopyalamıyor pardon. İlham alıyor. Kopyalamak çünkü farklı bir şey. Bu ilham alıyor. İlham alıyor ama daha performanslandırıyor. Yapmaya çalışıyor diye. Çeşitlendiriyor. ve hani oradaki gördüğü eksik noktaları daha güzel özetliyor. Yani evet. daha güzel tamamlıyor diyeyim daha doğrusu. Yani. Açıkçası benim hani Baccarat Rouge mu, Instant Crush mu tercihlerim arasında elim daha çok benim Instant Crush'a gidiyor. Ne zaman sıksam ismini sordurtan parfümlerden. Ortamda çokça hissedilir, çokça fark edilir zaten performansından dolayı bir iz bırakıyor. Fakat bence doğru kişisini bulduğunda daha çok Baccarat Rouge'a göre daha çok hissedilir ve ismini sordurtan bir parfüm haline geliyor. Ya kendine ait bir kitlesi oluştu. Evet. Instant Crush'ın. Yani alan tekrar tekrar alıyor. Onu mesela benim çok gözlemlediğim noktadan bir tanesi. Yani kişilerin birçok kişinin imza parfümü olmuş vaziyette. Evet. Neden? İşte en başta bahsettiğimiz gibi performans. Çünkü dediğim gibi bizim gerek kadınlarımız gerek erkeklerimiz Türk milleti olarak biz performans istiyoruz parfümden. Evet. Verdiğimiz paranın hakkını biz koku olarak görmek istiyoruz. Hani onu yaşamak istiyoruz evet. o parfüm. Bütün gün sıkalım üstümüzden çıkmasın. Bu da o şekilde sıkalım üstümüzden çıkmasın diyeceğimiz parfümlerden bir tanesi. Performans arayanlara ben mutlaka Instant Crush'ı tavsiye ediyorum diyebilirim. Eğer siz de ortamda parfümüm sorulsun, beğenilsin, iz bıraksın, üstümde de buram buram koksun, bütün gün benimle kalsın diyorsanız Instant Crush parfümünü mutlaka deneme listenize ekleyin. Derim. Markanın bir diğer parfümü ise Macera Roses Vanilla. Açıkçası sonbahar ve kış aylarının herhalde markadaki öne çıkan parfümlerden bir tanesi. Özellikle gül ve vanilyanın ön planda olduğu hem çiçekse hem de tatlı parfüm sevenlerin göz bebeği. Evet. Ya kışın geldiğinizde ben zaten şu şekilde anlıyorum. Roses Vanilla satışları mesela ne zaman yukarı doğru çıksa tamam diyorum artık. Mevsim gelmiş. Mevsim kış olmuş. Çünkü baktığımız zaman yine dediğim gibi sonbahar ve kış aylarında en çok beğenilen parfümlerden bir tanesi ve geri dönüşleri gerçekten iltifat canavarı diyeceğim parfümlerden başı çekiyor. Çünkü kim koklasa mutlaka gelip ismini soruyor kullanan kişiye. Yani böyle bir aurası var çok garip bir şekilde. Mesela bunun tarzı kardeş marka Montale'nin mesela Intense kafesine çok acayip şekilde benziyor. Ama bunda baktığım zaman mesela ben kahve notası yok parfümde. Evet, kahve notası olmayıp kahve illüzyonu yaratan bir parfüm. Ama bunu da nasıl yapmış? Vanilyanın farklı bir şekilde kullanılmasıyla mesela o efekti veriyor. Evet. Ya ama baktığın zaman mesela ben çoğu zaman Rose Vanilla ve Intense Cafe gerçekten çok zor ayıran insanlardan bir tanesiyim. Çünkü dediğin gibi koku olarak çok benziyorlar. Dediğin gibi orada kahve notası asıl ayırıcı oluyor ama buradaki vanilya kullanımı da kahve efekti verdiği için dediğin gibi ayırması bir hayli zorlaşıyor. Rose Vanilla Intense Cafe'ye oranla genel beğenisi daha yüksek bir parfüm. Evet. Bak dediğim gibi hani en başta da belirttiğim hani o iltifat alan ikisini mesela karşılaştır, ikisini de koklat hangisi daha güzel diye sor. Herkes Rose Vanilla'yı seçiyor. Evet, kadın erkek fark etmiyor. Kadınlar daha fazla kullanıyor Rose Vanilla'yı ama bir erkek üzerinde de koklaması kullanması gerçekten çok keyif verici parfümlerden bir tanesi. Benim için tam bir unisex ama dediğim gibi ülkemizde kadınlar biraz daha fazla kullanıyor. İşte zaten hani böyle işte gül ve vanilya biraz daha feminen parfüm efekti veriyor. Evet, yani o kullanan kitlenin bence ismine yanılmasıyla aynen. ortaya çıkan bir durum bence. Bir ben sıkmak istiyorum ya bir bakayım. Hadi bakalım. Tekrar bir deneyelim. Ya baksana şunu mesela o ya bana bunu koklattığı zaman ben Intense Cafe diyorum direkt. Hani çok fazla benziyor. Çok tavan tavana acayip bir şekilde benzerlikleri var. Intense Cafe'nin açılışında biraz daha sivri bir... Daha sivri, sert geliyor mesela ama bu daha yumuşak. Bu daha yumuşak. Bu daha pürüzsüz geliyor. Evet. Bu daha yüzden, kremsileştirilmiş bir versiyon diyebilirim ben. Hani Intense Cafe'yi de aslında biraz daha bence beyler daha fazla kullanıyor. Evet. Hani bu da koku olarak çok benziyor ama hani böyle feminen tarafa daha yansıyor. Daha kremsi bir hissiyatı var bunun. Evet, daha yumuşak başlıyor bence. Ondan dolayı seçiliyor diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi performans ve koku güzelliği olarak gerçekten çok güzel. Yani şey için kullanmıştım ben bunu. Sedat Boyce için kullanmıştım. İşte Red Tobacco için kullanmıştım. Hani bir markadan bir parfüm denemek istiyorsanız hani bunları deneyin diye. Ben kadınlarda mesela bunu kesinlikle veya işte White Pit'in de mesela. Ya gerçi markaya baktığım zaman ya hani beğenilmeyecek parfümleri
Evet var ama bizim bahsettiğimiz şu andaki ele aldığımız parfümlerden hiçbir tanesi yani, beğenilmeyecek bir tarzda değil. Kim kullansa tekrar tekrar kullanır. Videonun başında şöyle bir şey söylemiştim ya, hani markaya genel olarak bir değerlendirecek olursam birçok parfüm zaten genel beğeniye çok uygun parfümlerden oluşuyor. Ve bence dört mevsimi de konabilir tarzda parfümlerden oluşuyor. Özellikle 2018-2019'dan sonra marka çizgisini bayağı bir değiştirdi aslında. Evet, evet. Yani bu batılı parfümler dediğimiz hani o arabiklikten uzak daha işte hani odun suların veya işte çiçeklerin biraz daha hakim olduğu daha tatlı tabanda olan parfümler daha fazla markanın içerisinde görmeye başladık. Özellikle son çıkarttığı parfümler işte o denediğimiz mesela işte Dubai'de mesela gittiğimiz zaman bakmıştık denemiştik. Gerçekten hani genel beğeniye son derece uygun parfümler hani o yüzden ben bazen acaba diyorum ki Mansera gerçekten bir niş mi yoksa bir designer mı? Tekrar aynı meseleye geliyorum. Hayır. Hani, tamam peki niş olsun. Bence niş. Tamam niş. Tamam. Niş. Rose Vanilla'ya gelecek olursak bence aşırı sıcaklar dışında her mevsim kullanabilecek tarzda güzellikte bir parfüm. Yaş çok aralığı güzel. Olarak da bence geniş bir yaş aralığını kapsıyor diyebiliriz. Siz de çiçeksi ve tatlı kokulardan hoşlanıyorsanız özellikle kahve dokunuşlarını andıran bu güzellikle mutlaka tanışın diyorum sıcak havalar gelmeden. Bir marka 5 parfüm videomuzun bu haftaki konuğu Mansera markasıydı. Açıkçası biz bu videoyu çekerken çokça keyif aldık, çokça güldük, eğlendik. Umarım sizler de izlerken aynı şekilde keyif alırsınız ve eğlenirsiniz. Siz de Mansera markasını kullandıysanız, hangi parfümlerini keyifle kullandınız, hangilerini beğendiniz, beğenmediniz? Bunları yorumlarda yazarsanız çok mutlu oluruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.